Bu açıklamaları gerçekten Sinan Oğan'dan beklemezdim. Şimdi Sinan Oğan'ın seçmen kitlesini bir incelediğimizde ben üçe ayırabilirim. Bir tanesi ve bu yoğunluğu oluşturuyor. Milliyetçi ve Türkçü kökenden gelenler. Diğeri Muharrem İnce'den kopanlar. Öteki grupta ne Kılıçdaroğlu ne Erdoğan ama oy kullanmak da istiyorum ve üçüncü bir yol olarak Sinan Oğan'ı tercih ediyorum diyenler. Bunların hepsini anlayabilirim. Kendi içerisinde mantıklı sebepleri de olabilir. Fakat bugün üzerine konuşacağımız söylemleri dediğim gibi beklemezdim. Biliyorum beni Sinan Oğan seçmenleri de izliyor ve seçime sadece bir gün kaldı. Kimseye yargılamıyorum, kimseye ters bir şey demiyorum. Gelin birlikte neler söylemiş kendimizce yorumlayalım. Bizim ikinci tura kalamayıp ama ikinci turun sonucunu belirleyecek olmamız. Yani siz mevcut size oy verenleri destekleyeceğiniz kişiyi açıklamanız. İstişareyle açıklayacağız, tabanımıza soracağız, bize oy verenlere soracağız, bize imza verenlere soracağız. Kamuoyunda bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız. Yani bizim de bakanlıklar vesaire taleplerimiz olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlıklar gibi. Anlaşırsak hükümetin içinde yer alacağız. Anlaşamazsak da o zaman yolumuza bakacağız. Evet, Sinan Oğan kısaca diyor ki bakanlık taleplerimiz olacak. Seçim ikinci tura kalırsa bedavadan destek vermeyeceğiz. Buradan pek çok sonuç çıkarılabilir. Öncelikle bir cumhurbaşkanı adayına sürekli ikinci tura kalırsa kimi destekleyeceksiniz gibi sorular gelmesi zaten birazcık en azından aday için rahatsız edici bir durum. Çünkü siyasette bazen kendi seçmeninizi motive edebilmek için realiteden de kaçmak gerekebilir. Bugün çok çok net bir şekilde sosyal medyaya bakabilirsiniz, sokak anketlerine bakabilirsiniz, anket firmalarını inceleyebilirsiniz. Sinan Oğan'ın oyunun taş çatlasa %10 olduğunu biliyoruz. Bu oy oranı seçimi tabii ki ikinci tura bıraktırabilir. Keza Sinan Oğan da açık açık söylüyor bizim amacımız seçimin ikinci tura kalması diye. Ve tabii böyle bir realite varken de kimi destekleyeceksiniz sorusu çok önem kazanıyor. Bu noktada hemen hemen hiçbir siyasetçiden çok net sözler duyamazsınız. Ama en azından bazı konularda net bir şeyler duymayı isteyebilirsiniz. Çünkü hükümet kanadında Erdoğan var. Ve maalesef Sinan Oğan'ın yaptığı bu açıklamalardan şu sonucu çıkarabilmek çok basit. Seçim ikinci tura kaldı diyelim. Millet İttifakı'ndan hiçbir şekilde ses seda yok. Ha tabii ki davet olacaktır falan filan ama bir senaryo kuruyoruz şu anda. Ve Cumhur İttifakı da dedi ki eğer Sinan Oğan bize destek verirse ona bakanlık vereceğiz. Şimdi böyle bir durumda Erdoğan'ı destekleme ihtimali var mı? Sinan Oğan'ın bu açıklamalarına bakarsak evet var. Zaten pek çok insan da bu açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Çünkü insanlar bir duruş bekliyorlar. Tabii ki şu netlikte bir açıklama ben de beklemiyordum. İşte Millet İttifakı'nı destekleriz ama bakanlık verirlerse mesela buna ben okeyim. Sonuçta siyasette çıkarlar da vardır ve çıkarlarına göre bir şeyleri destekleyebilirsin. O bakanlık sana verilirse kendi fikirlerini ya da bir milletvekilliği orada kendi fikirlerini ya da kendi yapacaklarını daha iyi yansıtabilirsin. Bunlar anlaşılabilir şeyler ve bunun yanında da Erdoğan'a açıkça destek vermeyeceğini açıklasaydı ya evet biz her ne kadar ayrı gibi gözüksek pusulalarda yine de aynı muhalefet olarak Erdoğan'ın karşısında olarak seçime gidiyoruz derdim ve Kılıçdaroğlu'na oyumu verdikten sonra Sinan Oğan'a da bir selam çakar devam ederdim. Bazı arkadaşlar bunun bir strateji olduğunu söylemiş. Mesela Sinan Oğan şimdiden dese ki seçim ikinci tura kalırsa Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz. Böyle bir açıklama zaten gelmez de hadi dese bu sefer Millet İttifakı'nın ona bakanlık vermesine ya da onun ayağına gitmesine gerek kalmaz. Ancak bize destek vermezseniz, bize bakanlık vermezseniz Cumhur İttifakı'na da gidebiliriz şeklinde tırnak içerisinde tehdit ederse o zaman altılı masa biraz daha yumuşayabilir ve hadi gelin size bakanlık veriyoruz. Buyurun bizi destekleyin diyebilir. Bu da böyle bir stratejidir. Şunu çok mantıklı buluyorum. Gideceğiz seçmenimize danışacağız ki ben Sinan Oğan seçmeninin AKP'den bıktığına asla Erdoğan'a oy vermeyeceğine eminim. Çünkü öteki türlü kendileriyle inanılmaz çelişmiş olacaklar. Özellikle Zafer Partisi'nin aylardır yaptığı çok net bir muhalefet var. Bu ülkeyi toplama kampına çevirdiniz diye Erdoğan'a karşı. Belki parti kurma sebepleri bile bu yüzden. Ama işin sonunda dönüp dolaşıp bu kadar muhalefet ettikleri insana oy verme gafletine düşmezler herhalde. Bu çünkü çarpıklık da olmaz. Bambaşka bir şey olur. Ben bunu siyasi bir strateji olarak görüyorum ve o kadar ilkeli diye bahsettikleri siyasetten de kolay bir şekilde döneceğini düşünmüyorum. Hem Zafer Partisi'ne gönül vermiş insanların hem Sinan Oğan'ı destekleyenlerin. Çünkü koltuklardan ve makamlardan çok çok daha değerli bir şey şu anda ortada. Vatan meselesi var. Bugün bu konuya değinmek istemiştim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.